Haberim Var kanalından hepinize merhaba. İyi Partili kurucu isim Akşener'i topa tuttu, seçime böyle gidiyoruz. Değerli izleyenler, İyi Parti kurucularından gazeteci Vedat Yenerer, İyi Parti'de yaşanan dönüşümü ve son gelişmelere ilişkin Haber 7'ye önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir partinin sistemli bir şekilde dönüştürüldüğünü kaydeden İyi Parti kurucusu Vedat Yenerer, tüzükte yazmasına rağmen FETÖ iltisaklı isimlerin liste başı yapıldığını söyledi. Ergenekon davasında yargılanan isimlerin seçilemeyecek yerlerden aday gösterilmesine tepki gösteren Yenerer, adaylıkların parayla satıldığını dile getirdi. Milletvekili aday listesini eleştiren Yenerer, listenin Akşener ve çevresinin akrabalarıyla doldurulduğunu öne sürdü. Yenerer, FETÖ iltisaklı adayların amacının ilk dört maddeyi kaldırmak olduğunu ifade etti. İyi Parti'nin milletvekili aday listesini eleştiren Vedat Yenerer, FETÖ iltisaklı şahısların listelere girdiğini belirterek tüzükte bu partiye FETÖ ile iltisaklılar giremez dendi, aynı tüzükte kadına ve çocuğa şiddetten ceza almışlar ve yargılananlar da giremez dendi, bunların hepsi var ifadesinde bulundu. FETÖ bağlantılı kişilerin seçilebilecek yerlerden konulduğunu ancak Ergenekon davasından yargılananların seçilemeyecek yerlerden konulduğunu söyleyen Yenerer, Ergenekon'dan yargılanmış olan ben, Ali Türkşen, Fatih Ali Yılmaz, Yörük Ali Paşa, dördümüz de seçilemeyecek yerlerden konulduk, neden bütün FETÖ'cüler seçilecek yerlerden konuluyor, dün yayınladık. Ümit Özdağ'ın da yayınladığı video var, Elazığ bir sıra milletvekili adayı, Elazığ'da hiç kimse tanımıyor adamı, adam, bir sıraya konuldu, sadece o mu, her yerde var, her yerde. İstanbul'da Abdullah Öcalan serbest kalmalıdır diyen Salim Ensarioğlu ve dayısı FETÖ'cü olan Burak Avuncu arka arkayalar, İstanbul 2, bölgeden 1 ve 2 sıradan aday gösterildiler, verdim parayı aldım sırayı diyenler, daha ne arıyorsunuz, dedi. Asıl hedefin ilk 4 maddenin değiştirmek olduğunu söyleyen Vedat Yenerer, Türk milletinin kaderinin hiçbir işbirlikçi hain belirleyemez tepkisinde bulundu, Türkiye'yi zor günler bekliyor diyen Yenerer, şöyle konuştu, bu listeler mecliste birleşirse Türkiye'yi çok zor günler bekliyor, el kaldırmak suretiyle anayasanın ilk 4 maddesini de kaldırabilirler, böyle bir girişimde bulunabilirler ve bulunacaklardır da, bunlar her şeyi yaparlar, hedef ilk 4 maddeyi kaldırmaktır, ortak hareket ediyorlar, Türk milliyetçilerinin bu oyunu bozacağına inanıyorum, Türk milliyetçileri son sözü söyler. Türk milletinin kaderinin hiçbir işbirlikçi hain belirleyemez, mecliste çoğunluğu ele geçirseler dahi Türk milleti ve Türk milliyetçileri ne pahasına olursa olsun buna izin vermeyecektir.